Vallahi kral yani abi herkes görüyor. Bu Galatasaray'da ben Galatasaray hakkında konuşacağım. Abi bu kadar iki sene üst üste böyle bok gibi şampiyon oldular. Kusura bakma biraz ben çok doluyum bu aralar. Argo. Tamam yok argo konuşma sıkıntı yok. Yani bu Icardi denen bir futbolcu var. Adam maç şey influencer. Sadece bunu yapmayı biliyor. Böyle puan kaybında ülkede böyle Türk takımı eğlendiğinde öyle hareketler yapıyor. Galatasaray'da zaten Fenerbahçe'nin rakibi kimse onu tutuyor. Yunan oldular. Alman oldular. Belçikalı oldular. Her şey oldular. Bir Türk olamadılar zaten. Mourinho ritmini bulmaya başladı. İlk haftalarda biraz eleştiri bulmasına rağmen. Ama artık bundan sonra inşallah hep böyle devam edecek. Süper Lig'deki rakiplere mesajın var mı? Süper Lig'de bizim hocamız Mourinho iken, oyuncularımız bu şekildeyken bir rakibimiz yok. Evet. Süper Lig'deki rakiplere bir mesaj var mı? Yok bizim Süper Lig'de rakibimiz. İçinden geçeceğiz lan. Sim neydi? Sebastian Szymanski. Çok güzel oldu. Takım iyice oturmaya başladı. Bizim Fred, en önemli adam Fred bence. Fred olduğu zaman Fenerbahçe farklı oynuyor. Bugün 4-5 de olurdu rahatlıkla ama inşallah önümüzdeki maçlarda atacağız. Başkan adaletli olacağını, tüm takımlara karşı adaletli bir şekilde yaklaşacağını ama nedense konu Fenerbahçe olunca adalet bulunamıyor. Almanya Berlin'e bir mesaj var mı? Fener of the Eins, was euch sagen? Güzel galibiyet, güzel oyun. Sırayla yorumlarınızı merak ediyorum. Bence öncelikle güzel oyun değil abi. Ben golü atan Dzeko ve Tadic'i takımda hiçbir şekilde istemiyorum. İkinci adam olacaklarsa belki evet. Ya da Tadic kendi yerinde oynayacaksa evet. Ama eğer Tadic İrfan'ı kesecekse, Dzeko eğer El Nesyri'nin yerine oynayacaksa oynamasınlar benim için daha iyi. Bu kadar abi. Oyun çok güzel. Liderlerimizle kazandık bugün Tadic Dzeko. İnşallah bu senenin sonu şampiyonluk olacak. Çektiğimiz cefanın karşılığını alacağız. Kolay gelsin. Teşekkürler. Sağ olun. Kıbrıs'tan geldik biz maç için. Kıbrıs'a selam. Evet. Eşim İranlıyız. Fanatik Fenerbahçeli. Görüşmek hoş üzere. Geldin. Kolay gelsin. Kendinize iyi bakın. Güzel oyun. Ne düşünüyorsun? Vallahi her zamanki Fenerbahçemiz abi, ne düşünebiliriz ki? Fenerbahçe dedim zaten akan sular duruyor. Bizim için her zaman en büyük Fenerbahçe abi, o şekilde söyleyeyim sana. Bugün güzel goller de kaydettik abi. Yani inşallah bu sene şampiyon biziz. Umudumuz El Nesir'de şampiyon olmak, bu kadar abi. Mourinho'dan beklenti nasıl? Vallahi abi Mourinho'dan beklentim, İsmail Kartal gibi olmasa da yapıyor bir şeyler yani. İsmail Kartal bana göre daha iyiydi. Güzel oyun, güzel galibiyet. Söz sende. Abi çok mutluyuz. Ben Kocaeli'den geldim buraya. Hoş geldin. Skrifancan hastasıyım. Fenerbahçe güzel oynadı. İlk başta tabii Alanya biraz yattı ama abi. Herkesin de bir sonu var. Onlar da kırıldı. 3 puan aldık, bence gayet mutluyuz. İnşallah bu yolun sonu abi şampiyonlukla biter. Benim diyeceklerim bu kadar abi. Mourinho'dan beklentin nelerdir? Abi ya Avrupa benim önceliğim şahsen abi, lig Avrupa değil. Umarım abi Avrupa'da da umarım başarımız olur, yani yarı final final. Ama Süper Lig'i kazanmamız lazım abi. Süper Lig'deki rakiplere bir mesajın var mı? Korksunlar. Güzel galibiyet, güzel oyun. Yorumlarınızı alayım. Mükemmel bir performans sergiledik. Yani nasıl desem, türbün de çok iyiydi bugün. Harikaydı. Atmosfer falan iyiydi. Sen ne düşünüyorsun? Söyledi zaten her şeyi. Taraftarlar çok iyiydi bugün. Maçta da çok iyi oynadığımızı düşünüyorum ben. Mourinho'dan beklenti nedir? Mourinho'dan yüksek. Yüksek Avrupa Ligi. Avrupa Ligi. Bu Beşiktaş'ta onu fenerli yapacağız. Güzel oyun, güzel galibiyet. Ne düşünüyorsun? Güzel, güzel. Herkes mutlu oldu. Herkes, biz de mutluyuz. Taraftar da mutlu olduktan sonra herkes abi mutlu. Fenerbahçe'yi oynuyor da bize gelince yenilecekler. Fenerbahçe güzel top oynuyor ama oynatmıyorlar. Mourinho'dan beklenti nedir? Beklentimiz UEFA Kupası. Şampiyonluk UEFA Kupası. Türkiye şampiyonu önemli de. UEFA önemli. Süper Lig'deki rakiplere bir mesaj var mı? Süper Lig'deki mesaj, Süper Lig zaten hep şikeyle alıyorum aslında. Güzel galibiyet, güzel oyun. Ne düşünüyorsun, söz sende? Abi vallahi maç müthiş geçti ama bunda Tadic'in payı çok büyük. Çünkü iki tane yani takımı yönetti diyebilirim abi. Tam bir kaptan abi. Mourinho'dan neler bekliyorsun? Abi Mourinho'dan bir şampiyonluk bekliyoruz. Kendisi deneyimli bir teknik direktör. Ve yani özgüveni de çok yerinde olduğu için kendisine güvenimiz tam. Atmosfer nasıl bugün? Olağanüstü. Süper Lig'deki rakiplere bir mesajın var mı? Rakibimiz yok. Güzel oyun, güzel skor. Söz sende. Geçen sene de aynı şeyi söyledim, bu sene de aynı şeyi söylüyorum. Ama bu sene Mourinho işi çözmüş, kadro istikrarını koruyor. Futbolcular kötü de olsa 70-75 dakika aynı kadroda direniyor. Bu galiba Fenerbahçe'ye bu sene özlediği şampiyonluk geliyor. Ayak sesleri geliyor, adım adım geliyor. Ritmi yakalıyor, eksik yerlerine transfer yapıyor. Onları oturtturacağına inanıyorum ama kilitlediği bir kadroyla bu işi bitireceğine inanıyorum.
Mourinho'dan beklenti nedir? Ben Mourinho'dan şöyle bir şey söyleyeyim. İlk 45 dakikalarda anlı şanlı bir futbol görmesek bile takım pozisyon vermiyor aslında. Pozisyon vermediği için geçen seneki gibi kanatlardan gitmiyoruz. Orta alanda daha farklı, ileri uçta daha iyi pres yapıyoruz. Aslına baktığınız zaman Edin Dzeko yerine bugün başka bir tercih yapsaydı ilk yarıda da bitirebilirdi işi. Çünkü Alanyaspor kendi kale sahasının içinde paslaşıyordu. Yani bence daha iyi bir skor çıkabilirdi. Bu da iyi skor. 10 atana 10 puan vermiyorlar. 3 puan 3 golle geldi. Süper Lig'deki rakiplere bir mesaj var mı? Bu sene kimse heveslenmesin. Güzel oyun, güzel galibiyet, güzel skor. Söz sende. Abi vallahi ben ilk yarıdan pek bir tutuk başladı Fener. Dedik herhalde böyle zar zor gidecek 1-0 falan da. Bir açıldılar abi. İrfan oyuna girdi zaten, maç söküldü. Ayağına sağlık, her maç ilk 11 oynasa keşke El Nesri ile. O Dzeko'dan da bıktık. Mourinho da duysun artık yani. İsmail Kartal gitti, Mourinho başımıza bela oldu. Mourinho'dan beklentin nedir? 3 kupa. Atmosfer nasıldı bugün? Süper. Vallahi İlk başta kötüydü ama 3. golden sonra çok açıldı. Gerçek Fenerbahçe tribünü geldi. Allah hepsine helal olsun. Süper Lig'deki rakiplere bir mesajın var mı? Beklesinler abi. Fener'den 5 yemeği beklesinler. Abi güzel skor, güzel galibiyet, güzel oyun. Söz sende. Söz bizde. 2 tane kızım yani ve Bade uğurlu geldi. İlk defa maça geliyorlar. İlk defa ortamı gördüler. Çok mutlu oldular ve galibiyet olması mükemmel bir şey. Çok sevinçliyiz. Atmosfer nasıldı? Mükemmel, müthiş. Her zaman destekliyoruz. En büyük Fenerbahçe. Mourinho'dan beklentin nedir? Mourinho bir numara. Süper Lig'deki rakiplere bir mesajın var mı? Fenerbahçe şampiyon. Güzel galibiyet, güzel skor. Söz sende. Bu sene böyle geçecek. Bazen güzel oyun, bazen olmayacak ama Mourinho'nun takımı bu şekilde bir takım. Karşı takıma fazla pozisyon vermeden maçı kazanmaya devam edecek. Mourinho'dan beklenti nedir? Mourinho'dan beklenti aslında daha istikrarlı bir takım, daha dengeli bir takım. Gol yemeden devam edecek takım. Biz maçın hiçbir yerinde gol yiyecekmiş gibi hissetmiyoruz. Süper Lig'deki rakiplere bir mesaj var mı? Yok, Süper Lig'de rakip yok. Güzel, güzel skor, güzel oyun. Söz sende. Ben maçla ilgili aslında çok da söylenecek bir şey yok. Fenerbahçe çok güzel oynadı. Bu hafta zaten geçen hafta olduğu gibi 5-0, bugün de 3-0. Daha çok gol bekliyorduk. Mourinho kendini buldu, oyuncular da ritmini buldu. İnşallah her hafta böyle devam edeceğiz. Atmosfer nasıldı? Atmosfer çok güzel. Taraftarımız bu sene her sene olduğundan daha da heyecanlı. Geçen sene hak edilmiş bir şampiyonluk gelmedi. Bu sene daha da puan farkıyla biz şampiyon olacağız inşallah. Her sene böyle devam edecek. Mourinho'dan beklenti nedir? Mourinho ritmini bulmaya başladı. İlk haftalarda biraz eleştiri bulmasına rağmen. Ama artık bundan sonra inşallah hep böyle devam edecek. Süper Lig'deki rakiplere mesajın var mı? Süper Lig'de bizim hocamız Mourinho iken, oyuncularımız bu şekildeyken bir rakibimiz yok. Güzel galibiyet, güzel skor, güzel oyun. Söz sende. Yani böyle devam etmesi lazım. Takımımız daha yeni oturuyor. Maxime'nin, El Nesri'nin daha takıma alışması lazım. Geçen sene oyuncular var. Daha iyi olacak inşallah. Gol yememiz güzel bir şey. İki maçtır gol yemiyoruz. İnşallah daha iyi olacak. Mourinho'dan beklenti nedir? Mourinho'dan tecrübelerini aktarması lazım ve bu kolay bir lig değil yani. Atmosfer nasıldı? Atmosfer galibiyet geldikçe güzel olur tabii ki. Süper Lig'deki rakiplere bir mesaj var mı? Kadıköy'e gelmesinler. Söz sende. Abi gayet iyi galibiyet. 3-0 hiç küçük bir skor değil. Ama yine de bu El Nasiri'yi biz iyi mi yaptık, kötü mü yaptık bilmiyorum. Niye böyle yaptık bilmiyorum. O golü de kaçırıyorsa ya, ben gittim orada golü attım yani abi ya. Mourinho'dan beklenti nedir? Abi Mourinho'dan beklentim şöyle, çok garip işleri var. Sol bek, sağ bek koymak gibi böyle garip işleri var. Ama adam bir şekilde yolunu bulur. Adı Jose Mourinho sonuçta yani. Artık special one. Special one abi. Atmosfer nasıldı bugün? Atmosfer abi, ben buranın atmosferine bitiyorum ya. Öldüm atmosfere ya. Öldüm bittim yani. Süper Lig'deki rakiplere bir mesaj var mı? Süper Lig'deki rakiplere bu sene Beşiktaş dışında gideriz. Gideriz ama Beşiktaş'ı bilmiyorum. Onlar gümbür gümbür geliyor valla. Bakacağız. Teşekkür ederiz. Bence ilk yarı yavaş başladık ama Dusan Tadic'den sonra, o golü attıktan sonra yürüdük. Zaten ilk gol atıldıktan sonra Alanya zaten yatmaya başladı. İkinci, üçüncü gelirdi. Aslında altı da atabilirdik. O kadar demek istiyorum. Taraftar muhtemel ama genç Fenerbahçe geri dönmesi lazım. Hiç bağlantı yok. Herkes nasıl isterse bağırıyor. Tezahüratlarını öyle yapıyor. Ama gene de Jose Mourinho'ya güvenmekten başka yapacağımız bir şey yok abi. Süper Lig'deki rakiplere mesaj var mı? Süper Lig'deki rakiplere Beşiktaş da iyi başladı. Ama yine de bence bu sene Fenerbahçe şampiyon. Jose Mourinho varken biz şampiyonuz bu sene. Teşekkür ederim. Güzel evet, skor, evet, güzel oyun. Evet. Söz sende. Evet, iyi oynuyoruz abi. Sorun yok. Fenerbahçe'de sorun yok. Sadece tek sorun Mert Hakan. Bu arkadaşlar Mert Hakan'ı çok beğeniyorlar. Mourinho'dan beklenti nedir?
Mourinho'dan beklenti hiçbir şey değil abi. Burası Fenerbahçe abi. Mourinho bizden beklesin ya. Biz mi Mourinho'dan bekleyeceğiz abi? Süper Lig'deki rakiplere bir mesaj var mı? Yok bizim Süper Lig'de rakibimiz. İçinden geçeceğiz lan. Kim neydi? Sebastian Szymanski. Güzel galibiyet. Söz sende. Valla bu sene iyi gidiyoruz. İnşallah sonunda güzel olur. Geçen sene biraz son şeyde hayal kırıklığı oldu ama hak etmiştik. Bu sene daha da çok hak edeceğiz ve öncelikle hepimiz için kazanacağız. Mourinho'dan beklenti nedir? Mourinho'dan beklenti yok. O bizim liderimiz. Nereye bizi yönlendirirse oraya gideceğiz. Ve bence bir komutan gibi bizi zafere taşıyacak. Süper Lig'deki rakiplere bir mesaj var mı? Bu sene bir şampiyon olacağız. Siz arkaya toplayın. Güzel galibiyet, güzel skor. Söz sende. Çok güzel oldu. Takım iyice oturmaya başladı. Bizim Fred, en önemli adam Fred bence. Fred olduğu zaman Fenerbahçe farklı oynuyor. Bugün 4-5 de olurdu rahatlıkla. Ama inşallah önümüzdeki maçlarda atacağız. Mourinho'dan beklenti nedir? Mourinho'dan beklenti tabii ki kupayı alacağız. UEFA'dan da bilmiyorum. Yani yarı finali görelim. Bence iyidir. Ligi zaten alacağız. Takımı ateşliyor bence. Çok iyi bir hoca. İnşallah sonu güzel olsun. Atmosfer nasıldı? Atmosfer güzel. Biraz taraftar sakin ama yine de alışıyorlar yani. Ortamlar, maçlar arka arkaya geldikçe iyice düzene girecek. Gümbür gümbür gideceğiz. Süper Lig'deki rakiplere bir mesaj var mı? Süper Lig'de hepsi bizden korksun. Beşiktaş'ı da içeride dışarıda yeneceğiz. Bence bu sene yine güzel bir rekor yapacağız. Belki geçen seneyi bulamaz ama yine bir güzel bir puan toplayacağız diye düşünüyorum. Güzel oyun, güzel galibiyet. Daha da iyi olacağız. Amrabat'la beraber kadromuz daha da genişleyecek. O sene bu sene abi. Sizinle alalım görüşlerinizi. Güzel galibiyet. 10 olacak maçtı. Ama Fenerbahçe'nin şanssızlığı hep vardır zaten. Alıştık. Amrabat iyi futbolcu ama İsmail daha iyi. Başka da bir şey demiyorum. Mourinho Eylül'ün ortasını işaret ediyor. Bekliyoruz abi. Daha iyi olacağız. Olacağız. Mourinho'dan beklenti nedir? Şampiyonluk abi. Tek zaten her gittiği takımda ilk 2 hafta 3 haftada zaten bu puan kayıplarını kötü futbolu oynatmış. Ondan dolayı sıkıntı yok. Her türlü vuracağız, kıracağız, geçeceğiz. Abi güzel skor, güzel oyun, güzel galibiyet. Yani sende. Bundan sonra böyle olması lazım zaten. Yani kadromuz güzel, hava çok iyi. Fenerbahçe zaten her zaman başa oynar. Her platformda yani ne oynarsa UEFA olsun, lig olsun, süper kupa olsun, ne olursa olsun hepsinde kafaya oynar, kupa için oynar. Bundan sonra artık yani korksunlar, yapacak bir şey yok. Mourinho'dan beklenti nedir? Ya Mourinho'dan beklediğim şimdi Amrabat da geldi biliyorsun. Tahmin ediyorum onu Yusuf'la beraber koyacak, İsmail'le beraber koyacak. Biraz kredi öne alabilir. Ya ben Mourinho'ya güveniyorum. Ya ona zaten konuşmaya gerek yok zaten biliyorsun. İyi olacak, her şey çok güzel olacak. Yani bundan sonra tırsınlar, 3.5 atsınlar. Artık olay bitmiştir. Süper Lig'deki rakiplerine bir mesajım var mı son olarak? Buraya artık nasıl geleceklerse yani buraya gelemezler. Yani buraya ancak turist olarak gelirler. Güzelce ağırlanırlar. Edebimizde adamımızı ağırlarız, yollarız ama buradan puan alamazlar artık. O iş bitti yani. Buradan puan almak geçen sene çok sürpriz yaşadık. Yani biliyorsun çok sürpriz yaşadık. Bu sene olmaz artık yani bitti o iş. O iş bitti artık. Güzel skor, güzel galibiyet, evet. Güzel oyun. Evet. Söz sende. Vallahi kral yani abi herkes görüyor. Bu Galatasaray'da ben Galatasaray hakkında konuşacağım. Ha bu kadar iki sene üst üste böyle bok gibi şampiyon oldular. Kusura bakma biraz ben çok doluyum bu aralar. Argo. Tamam yok argo konuşma sıkıntı yok. Yani bu Icardi denen bir futbolcu var. Adam maç şey influencer. Sadece bunu yapmayı biliyor. Böyle puan kaybında ülkede böyle Türk takımı eğlendiğinde öyle hareketler yapıyor. Galatasaray'dasın zaten Fenerbahçe'nin rakibi kimse onu tutuyor. Yunan oldular. Alman oldular. Belçikalı oldular. Her şey oldular. Bir Türk olamadılar zaten. Ondan sonra şimdi Beşiktaş iki senedir suskun çünkü kötülerdi. Şimdi 2-3 transfer yaptılar biraz bir yerlere kalktı. Şimdi hemen böyle saldırmaya başladı. Her transferde Fener'e küfür etmeye falan başladılar. Abi bir ülkede herkes Fenerbahçe düşmanıysa bu ülkenin en büyük takımı da Fenerbahçe'dir. Sonuna kadar Fenerbahçe. Her zaman her yerde en büyük Fener Galatasaray'la anca böyle FETÖ'yle, METÖ'yle herkese böyle TFF'yle şampiyon olmaya devam etsinler. Biri gidiyor, bir Galatasaray eyyamcısı gidiyor. Diğer Trabzon eyyamcısı geliyor. TFF'ye bir servet yardımcı gelemedi. Neden gelemedi? Bu şimdi kara borsa muhabbeti var. Fenerbahçe'nin başına gelse herkes bütün savcılar, bütün hakimler çullanacak ama Galatasaray'sa herkes üç maymun oynuyor. Herkes böyle böyle bakıyor. Galatasaray olduğu için abi bu ülkede futbol Fenerbahçe'ye karşı oynanan bir oyundur. Ülke puanını tek ayak tutan takım Fenerbahçe'dir. Hala Fenerbahçe'nin üstüne gidiyorlar. Fenerbahçe'yi bitirelim derken Türk futbolunu bitirirler. Ama biz hala ayaktayız. Bir şampiyonluğumuza bakar. UEFA'da yol yapıp Financial Fair Play'i de arkamıza bıraktık. Gelsin transferler, gelsin şampiyonluklar. Kimse engelleyemez. Güzel skor, güzel galibiyet, güzel oyun.
Söz sende. Jose Mourinho'dan Allah razı olsun. Adam gerçekten biraz farklı bir oyun yönetiyor. Çok bollu gollerle galibiyet almayı hedeflemiyor. Tek tük gollerle biraz daha şey yapıyor. Onun tarzı bu da. Onu biraz daha böyle kabul edersek daha iyi olur bence. Taraftarımıza da bunu söylemek. Atmosfer nasıldı? Atmosfer mükemmeldi. İlk maçımdı benim bu. Sesim falan kısıldı yani, çok iyiydi. Süper Lig'deki rakiplere bir mesajın var mı? Beklesinler. Güzel galibiyet, güzel oyun. Söz sende. Çok güzel bir futbol vardı bugün. Takım gayet canlıydı. Beğendim ben bugün takımı. İnşallah daha da güzel olacak. Bekliyorum. Bir şampiyonluk bekliyorum Gülfen. Mourinho'dan beklenti nedir? Mourinho sabretmek lazım biraz. En az bir iki ay sabırdan sonra göreceğiz. Tabii İsmail Hoca da çok başarılıydı. Şampiyonluğu geçen yıl elimizden aldılar. Yani resmen şiir gibi futbol oynuyordu takımımız geçen yıl. Elimizden çaldı. Birileri çaldı yani. Biz bunu çok iyi biliyoruz Fenerbahçe taraftarı olarak. Atmosferi nasıl buldunuz? Atmosfer bugün gerçekten mükemmeldi. Taraftar çok güzeldi. Maçı kazandık. Güzel bir skor. Alanyaspor da centilmen bir şekilde oynadı. Tebrik ediyorum onları da. Süper Lig'deki diğer rakiplere bir mesajınız var mı? Bu yıl biraz daha çetin geçecek gibi ama inşallah biz şampiyon olacağız. Maç çok güzeldi. Ben çok sevdim. Türk bayrağını da açtılar. Çok iyiydi. Güzel oyun, güzel galibiyet, güzel skor. Söz sende. İzmir'den geldim. Yine her zamanki gibi tüm coşkumuzla hak ederek kazandık. Bazı oyunlara geliyoruz. Bunlara gelmemiz lazım diye düşünüyorum. Bunlar bizim açımızda kötü sonuçlanıyor maalesef. Yani Fenerbahçe olmasa düşman olmayacak Türkiye'de. Atmosferi nasıl buldunuz bugün? İzmir'den geldiniz. Çok güzeldi. Mükemmeldi. Yani maçtan çıktım, hala kulaklarımda marşlarımız devam ediyor yankılanmaya. Mourinho hakkında beklenti nedir? Mourinho tam olarak, yani ben kendi düşüncem, tam olarak karşılayamadı diye düşünüyorum. Belki yeni alışma sürecinde, belki taraftara alışma sürecinde. Örneğin Göztepe maçında, yani örnek verecek olursak, büyük bir ayak kırıklığı oldu. 2-2 bitti. Aynen. 90+'da yediğimiz son golde. Zamanla aşacağımızı düşünüyorum her şeyi ya. Şampiyonluk bizi bekliyor. Güzel skor, güzel galibiyet, güzel oyun. Söz sende. Yani güzel bir galibiyetti. İnşallah bu şekilde bir dahaki iç saha maçımızda Galatasaray'da bu skorun aynısından atacağız. Mourinho hakkında düşüncelerini alabilirim. Mourinho'nun sahadaki kenarda kendini hissettirmesi çok iyi. Tam 10 numara bir teknik direktör. Çok beğeniyorum. İnşallah bu şekilde devam eder. Atmosfer nasıl? Atmosfer mükemmel. Hani 10 üzerinden 11 veriyorum o derece. Abi güzel skor, güzel galibiyet, güzel oyun. Söz evet, sende. Bugün her şey çok güzeldi ama tek sıkıntımız artık Dzeko. Gerçekten son dakikaların adamı. İlk dakikalarda bizi bezdirdi ve maçın içinde çok gergindik. Hakem hataları böyle saklanılacak ya da gizlenecek seviyeyi aştı. Yani bunları görmemek için kör olmak lazım. Bizim umudumuz yeni seçilen başkandı. Başkan adaletli olacağını, tüm takımlara karşı adaletli bir şekilde yaklaşacağını. Ama nedense konu Fenerbahçe olunca adalet bulunamıyor. Güzel skor, evet. Güzel galibiyet, güzel oyun. Söz evet. Sende. Yani mutluyuz. Geçen hafta Rize'ye 5 attık. Bu hafta Alanya'ya 3 attık. Onun öncesinde bir Göztepe'de sıkıntı yaşamıştık. 2-2 berabere kalmıştık. Son dakikada gol yemiştik ama biz bu takıma güveniyorduk. Özellikle Mourinho gibi bir teknik direktörümüz var. Yani dünya beklenti nedir Mourinho ile ilgili? Şampiyonluk. Yani Avrupa'da da Şampiyonlar Ligi'nde elendik maalesef. Ama Avrupa'da yani en kötü yarı final, çeyrek final oynayacağımızı düşünüyorum en kötü. Biz bu takıma güveniyoruz yani. Yıllardır Fenerbahçe'mizi destekliyoruz. Hani hasret kaldığımız şampiyonluğa bu sene geleceğine inanıyorum. İnşallah şampiyon olacağız. Hani beklentimiz büyük yani. Taraftar olarak şampiyonluk istiyoruz artık. Hani biz bu takımda hiçbir zaman vazgeçmedik. Bu sene bunun meyvesini alacağız inşallah. Atmosfer nasıldı? Atmosfer her zamanki gibi süperdi yani. Burası Kadıköy, buradan çıkışı yok. Bunu herkes biliyor. Süper Lig'deki diğer rakiplere bir mesajınız var mı? Yani özellikle Galatasaray'a bir mesajım var. Onlara 22 Eylül'de bir şansları yok yani Kadıköy'de. Güzel skor, güzel galibiyet, güzel oyun. Yani ben açıkçası Fenerbahçeli değilim, ondan başlayayım konuya. Sakaryasporluyum. Onun dışında maçı izledim, çok güzeldi. Yeni transferler de gence oturacaktır Fenerbahçe'nin kadrosu. Amrabat geldi işte bugün. Güzel maçtı yani. Takım tam oluyor işte, o hava var. Otursun bir de takım böyle, tam yani istenilen oyun yok bence. İleride anlaşılır zaten. Şu an hala zaten taraftarın memnun olduğu bir oyunu zannetmiyorum. Çünkü bu maç en kötü 5-6 bitebilir, 5-6-0 bitebilir de. Alanyaspor'u da tebrik etmek istiyorum. Onlar da bu deplasmana iyi hazırlanmış. Çünkü ilk yarı 1-0 bitti. Artık ikinci yarıda onlar da yoruldu. Biz de fırsatları yani iyi geri döndürdük. Güzel bir galibiyet. Atmosfer nasıldı? Atmosfer süperdi abi. 12 dev adama yani. Mourinho'dan beklenti nedir? Şampiyonluk. Geçen hafta olması lazım. Göztepe maçı. Orada bir 2 puan kaybettik ama yani bunlar ligin başlangıcı. Bunlar olabilir. Güveniyoruz takımımıza. Süper Lig'deki diğer rakiplere bir mesaj var mı? Şampiyon Fenerbahçe. Sakaryaspor'la ilgili de bir görüş alalım. Yani Sakaryaspor'u inşallah çıkacağız Süper Lig'e. Onun dışı bir şey yok. Umutluyuz. Geçen sene playoff'ta elendik. Bakalım bu sene direkt çıkmayı düşünüyoruz artık. Lig'de görelim Sakaryaspor'da. Güzel oyun, güzel galibiyet, güzel skor. Söz sende. Neler düşünüyorsun? Vallahi abi ilk kez geldim. Berlin'den geldim. Hoş geldin.
Çok memnunum. Çok güzeldi valla. Süper atmosfer. Çok memnunum. Yani diyecek bir şey yok. Kazandık. Çok mutluyuz. İnşallah daha gerisi gelir inşallah. Almanya Berlin'e bir mesaj var mı? Fener of the Eins. Was soll ich sagen? Güzel galibiyet. Güzel. Güzel oyun. Sırayla yorumlarınızı merak ediyorum. Bence öncelikle güzel oyun değil abi. Ben golü atan Ceko ve Tadic'i takımda hiçbir şekilde istemiyorum. İkinci adam olacaklarsa belki evet. Ya da Tadic kendi yerinde oynayacaksa evet. Ama eğer Tadic İrfan'ı kesecekse, Ceko eğer El Nesseri'nin yerine oynayacaksa oynamasınlar benim için daha iyi. Bu kadar abi. Bence yaşı büyük olan adamın sadece 10-15 dakika oynamasını düşünüyorum. Daha fazla oynamasını istemiyorum. Söyleyeceğim tek söz bu. Ya ben şimdi şöyle düşünüyorum. İlk önce güzel baskı vardı oyunda ama oyun yavaşladı. Tabii bu böyle olunca bizim oyuncular da bir şey yaptı, yavaşladı. Tempoyu kaybetti ama şimdi bozuluyor böyle. Niye böyle yavaşlar oynatıyor? Hakemler niye kartlarını saklıyorlar? Niye böyle abi, biz anlamıyoruz. Abi ben öncelikle şey demek istiyorum, hani güzel oyun yok. Taraftarın genellikle söylediği şey bu. Ben abi güzel oyuna bakmıyorum. Ben skora bakıyorum. Galatasaray mesela geçen son 2 sene çok mu güzel oynadı? Yok, oynamadı. Ama sonuç ne? Şampiyonluk. Fenerbahçe'nde de beklediğim şey bu abi. Güzel oyun olmasın ama sonuç iyi olsun. O bize yeter abi. Bu kadar demek istediğim şey. Süper Lig'deki diğer rakiplere mesajınız var mı? Tek tek alayım. Herkes hazır olsun, geliyoruz. Yani her zamanki gibi şampiyon olacağız diyoruz. O yüzden bu sene ben şampiyon olacağız demiyorum abi, bu kadar. Ben buradan Beşiktaş'a konuşmak istiyorum. Güzel topladınız da bakalım ne olacak. Zaman gösterecek dediğim gibi her şey. Abi meydan başladı. Yüce tam varsa gelsin. Kadıköy'e bekliyoruz herkese. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun.